Merhaba, profesyonel koç Aysel Eker ben. Bugün Mavi Kadın YouTube kanalımızda Kelebek Etkisi'nde çok güçlü bir konuğum var. Hayat hikayesini bildiğim, başarılarını tanık olduğum ve gerçekten çok büyük etki yaratmış bir konuğum var. Dop dolu bir içerikle sizlerle beraber olacağız. Ben konuğumla sizi tanıştırarak başlamak istiyorum. Konuğum gayrimenkul uzmanı Esra Taşkapılı. Esra, çok merak ederek soruyorum. İlk dinlediğim zaman da senden böyle çok etkilenmiştim. Bu programın amacı da biraz bu aslında. İnsanlara başarı hikayelerimizle biraz böyle örnek olmak, onlara ilham vermek ve senin hikayen tam da böyle. Duyduğum zaman ben bunu Esra'yla programında konuşmalıyım demiştim. Ve üstelik de sen tam bir mavi kadınsın. Bence de. Evet, o yüzden ben bu hikayeni tekrar merak ediyorum ve tekrar soracağım sana. Önce mavi kadını soracağım. Ben gerçekten tam bir mavi kadınım. Neden? Çünkü 5 kardeşiz. Ben 4 numarayım. Abimden sonra 2 kız, 2 ablam olmuş. Ben 4. çocuk olarak dünyaya gelirken annemle babam beni erkek hayal etmişler. Dolayısıyla maviler hazırlamışlar. Beşiğim maviymiş, battaniyelerim maviymiş. Böyle maviler içinde büyümüş bir kız çocuğu hayal edebilirsiniz. Şimdi öyle düşündüğüm zaman Esra, böyle maviler içinde büyümüş bir kız çocuğu. Bu peki Esra'yı nasıl etkiledi dersin? Muhtemelen bilinçaltıma kodlandı bu benim. Dolayısıyla hayatımın akışında beni biraz daha maskülen, biraz daha baskın karakter haline getirdi. Yani ben hep kendi ayaklarım üzerinde duran ve kendi kararlarımı veren, biraz da başıma buyruk bir tip oldum diyebilirim. Zaten o ses tonundan da alıyorum ben, böyle Esra, hani böyle bir şey var yani, hani maskülen tarafını hissediyorum. Benimle de paylaşma hikayeni de biliyorum. Böyle zorluklarla karşılaştım. Onu bir paylaşır mısın? Benim hayatta en çok zorlayan şey 18 yaşında babamı kaybetmek oldu sanırım. Üniversite hazırlıktaydım. Ani bir vefatla kaybettik. Ben o dönemde ailemden uzak, başka bir şehirde hani bir öğrenci olarak yapamayacağımı düşündüm ve okulu bıraktım. Vizelere girmiştik. Finallerim daha olmamıştı. Ben okulu bıraktım. Hocam çok üzüldü. Bu konuda bana çok baskı yaptı. Sonrasında tabii ki bir ay kadar bir süreç sonrasında ben aklımı başıma topladım ve okul hayatıma geri dönmeye karar verdim. Hocam da bana çok yardımcı oldu. Vize notlarında benim vize notlarıyla finallerden muaf tutarak ilk dönemi geçirmişti. Çok büyük bir katkısı oldu. Ondan sonra ben zaten okudum, mezun bile oldum. Bu dönem benim için zorlu bir dönemdi. Çünkü biliyorsunuz baba faktörü kız için güven faktörü demektir aynı zamanda. O yüzden o dönemlerde bir güven eksikliği oluşmuştu hayatımda. Esra, bir güven eksikliğinden bahsettin. Gerçekten de çok önemli. Hani bir kız çocuğunun, hani tabii ki bir çocuğun babasını kaybetmesi çok önemli ama bir kız çocuğunun babasını kaybetmesi gerçekten iz bırakıcı bir şey ve sen onu güvene bağladın. Bunu duydum senden. O güvensizliği nasıl aştın? Bu süreci nasıl atlattım, kendimi nasıl topladım? Şunu söyleyebilirim, hayat gerçekten üzülmeye vakit olmayacak kadar kısa. Ben sağlığımla, hani becerilerimle daha yapacak çok şeyimin olduğunu fark ettim. Dolayısıyla hep gayret ederek, başararak bir şekilde o özgüveni kendime yıllar içinde kazandırdım diyebilirim. Tebrik ediyorum Esra, gerçekten de. Çünkü sen aslında çok önemli bir şey atlatıp onu geri kazanmak için, bunu fark edip geri kazanmak için de oldukça çaba sarf etmişsin. Evet. Böyle mesela dönüp baktığımda o kıza ne söylemek isterdin? Aferin kız sana derim. Gerçekten bunu söylerim. Çünkü evet, Alice Harikalar Diyarı'nda değiliz. Yani hayat öyle kolay geçmedi. Ama ben kafamı koyduğum her şeyin peşinden gittim. Yaptım. Bunu başardım da. Tabii ki daha yapacağım çok şey var. Başaramayabilirim ama önemli olan şey şu. Benim kararımın olması ve bununla ilgili kendi mücadele etmem. Yani ben hep dediğim gibi kendi ayaklarım üzerinde duran ve kendi kararlarımı veren bir insan oldum. İyisi de kötüsü de hepsi bana kaldı. Bu da beni yıllar içinde daha güçlü, kendime daha özgüvenli hale getirdi diyebilirim. Evet. Esra, böyle sanki hani o çabayı hep gösteren, böyle hayatına sahip çıkan bir kadın görüyorum ben etrafımda gerçekten de. Farkındalığıyla üstesinden geldiği de bir hayatı var. Sence Esra şu anda etrafında nasıl bir etki yaratıyor? Nasıl bir etki yaratıyorum? Tabii bu zincirleme oluyor gibi düşünün. İlk başta bir şeylerin eksikliği, bende o eksikliğe sahip olmak için bir potansiyel ortaya çıkarttı. Dolayısıyla kendi başıma da olduğum için bir şekilde harekete geçmem gerekiyordu. Bu beni yıllar içerisinde harekete geçirdi. İş hayatında belirli bir noktadan başladım. Gerçekten hani en başlangıç noktasından gayrimenkul sektörüne başlayabileceğiniz en alt noktadan başlayıp o basamakları böyle yavaş yavaş sindire sindire çıktım. Bir şeyler öğrendim, kendimi geliştirdim, hayatımı dönüştürdüm ve şimdi de bambaşka bir noktaya geldim diyebilirim bu anlamda. Yani danışmanlıktan o brokerlığa geçiş döneminde ciddi anlamda çok önemli tecrübeler edindim diyebilirim. Esra, böyle o olaya da baktığın zaman spesifik olarak ya da genel olarak aklına Esra'nın hangi yönleri çok güçlü ve bu başardıklarını elde etti diye düşünüyorsun? Ben biraz yani şöyle açıklayayım bunu. Hayatta bir şeyler ters gittiğinde ben böyle çok akışa olura bırakan biri değilim. Daha böyle hani huyuna suyuna değil dikine giderim aslında olayların. Neden? Hayatımda sorumluluklarımı da çoğaltıyorum. Yani sorumluluk aldıkça o kabuğumdan böyle çıkıp hani neler başarabileceğimi görüyorum. Bu bana böyle bir imkan sağlıyor. Yani o agresiflik belki de o başıma buyrukluk benim bir şekilde kapasitemi ortaya çıkartıyor diyebilirim. Bu da benim hoşuma gidiyor. Böyle meydan okuyan bir Esra var sanki. Kendime meydan okuyorum ama bunun dışarıyla bir alakası yok. Aslında ben kendime meydan okuyorum. Yani kendimle de inatlaşıyorum bazen. Bunun hani insanlarla değil kendimle alakası var diyebilirim. Sanki böyle kendini geliştirmek için hep o kabuğundan çıkan bir Esra var. Evet. Kendine meydan okuyan bir Esra var. Esra, bir de senden şey duydum, dikine gidiyorum dedim. Evet. Esra nasıl dikine gidiyor? Nasıl dikine gidiyor? Şöyle düşünün, bir ortamdasınız ve bir anlaşmazlık yaşıyorsunuz. O anda onu kabul edip, sindirip, akışa bırakmak var. Bir de mantık çerçevesinde tabii ki kabul etmeyip arkanızı dönüp yeni bir yola girmek var. Ben o yeni yola girmeyi tercih eden insanlardım. Ya ben risk almayı seviyorum aslında. Risk aldığım için de bu bana yeni fırsatlar doğuruyor. Diyorum ya, o sorumluluğu alıyorum. Kendimi neler yapabilip neler yapamayacağımı görüyorum. Bir şekilde kendimi de tanıyorum. Yani sürekli yeni bir Esra çıkıyor diyebilirim. Böyle sürekli bir yeni Esra çıkıyor dedim. Bir de böyle kendine meydan okuyan ve o konfor alanından çıkmak isteyen bir Esra var. Konfor alanından çıkmakta zorlanan insanlara ne söylerdin? Konfor alanı öyle tehlikeli bir şey ki aslında ben de Başak Burcu'm ve düzen insanıyım. Normalde baktığınız zaman burcum gereği konfor alanını çok terk edebilen insanlardan değilim. Ama terk ettiğiniz zaman gerçekten hayatınızda nelerin değiştiğini, nelerin dönüştüğünü siz bile hayal edemiyorsunuz. Yani hayal ettiğinizden çok daha güzel olabiliyor. Hani bunu kesinlikle söyleyebilirim. Konfor alanını terk etmekten kimse korkmasın, çekinmesin. Peki böyle konfor alanını devamlı terk eden, risk alan, meydan okuyan Esra etrafında nasıl bir etki yaratıyor? Şunu söyleyebilirim. Kendi ailemde, iş çevremde beni tanıyan insanların benimle alakalı yaptığı yorumlara dayanarak bu beni hiç yanıltmadı. Yani kendime güvenmek, bununla alakalı attığım adımlar beni yanıltmadı. Beni yıllar içerisinde daha iyi bir noktaya getirdi ve ben yıllar içerisinde sevilen ve saygı duyulan biri olduğuma eminim. Yani iş anlamındaki başarı zaten hani bunun bir belki göstergesi olabilir. Ama bir de insanlar tarafından hani sevilen ve saygı duyulan biri olduğumu hissediyorum. En azından bu oldu hayatımda. Peki senin bu duruşun, bu yaklaşımın... Örnek alıyorlar. Evet, mesela diğer insanlar sana baktıklarında onlarda nasıl bir etki yaratıyor? Onlardan saygı gördüğünü söyledin. Evet. Peki nasıl bir etki yaratıyor etrafında bir kadın olarak bu güçlü duruşun, meydan okuman? Şöyle, hani yaptığım şeylerin bazen yapıldığını görüyorum. Ama örnek alarak yani bu hani bu bir taklit söyleme gibi algılanmasın. Öyle kötü niyetli bir şeyden bahsetmiyorum. Önce olduğum şeyler var hayatımda, özellikle meslek hayatımda, kendi sektörümde. Bunların da başka insanlar tarafından yapıldığını gördüm, takdir edildim. Bunun yanında insanların hani benimle beraber yol almak istediklerine de şahit oldum. Bu şekilde etkilediğimi düşünüyorum. Nasıl hissettiriyor sana bu? Kesinlikle güçlü hissettiriyor ve sevgi dolu da hissettiriyor aynı zamanda. Bu hani güçteki algı şey değil. Ben çok güçlüyüm, benim kimseye ihtiyacım yok. Tabii ki bu değil. Dedim ya, o kendinize özgüveninizle alakalı bir şey. Bu tabii ki benden daha iyileri de var. Benim de daha bir sürü insanlar öğreneceğim şeyler var. Ama bu bana kendi içimde güçlü ve mutlu hissettiriyor. Ve sevgi dolu hissettiriyor. Esra, bir de şunu merak ediyorum. Bir aferin dediği bir kız var. Hı hı. onu seni güldürdü aynı zamanda. Einstein'ın bir sözü var. Diyor ki insanlara, çocuklara bir şey öğretmek istiyorsanız ona hikayeler anlatın. Evet. Daha çok şey öğretmek istiyorsanız daha çok şey hikayeler anlatın. Aslında bizim burada yaptığımız da bu. Gerçek hikayeler anlatıyoruz. İnsanlara bir şeyler vermek, ilham olması adına. Kanalımızın aslında asıl amacı da bu. Şunu merak ediyorum, yani sen ne öğrendin kendi hikayenden? Aslında ben yokluğu sevdim. Yani babasızı da sevdim. Çünkü bugünkü Esra olmamda hani belki altında temel yatan sebeplerden bir tanesi bu. Bu baskın, kendi ayaklarım üzerinde duran, o kapımın dikine dediğim hani kısmımı oluşturan şeyin altında belki bu yatıyor. Yani çünkü bazen o yokluk insanı çok bambaşka bir yere götürebiliyor. Ben bu hikayeden ne öğrendim? Ben kendime yeterim, onu öğrendim herhalde sanırım. Yani sağlığım olduğu sürece, kendi aklım olduğu sürece birçok şey yapabileceğime inanıyorum. Hı hı, tebrik ediyorum seni Esra gerçekten. Çünkü yaşadığı zorluğu gücüne çevirmiş, bir güce çevirmiş bir kadın görüyorum. İşle alakalı kısmında bunu şöyle de ilişkilendirebilirim. Mesela ben hayatım boyunca hiç maaşlı işte çalışmadım. Ben hep primli işlerde çalıştım. Dergi sektöründe de bu böyleydi. Eğitim sektöründe de bu böyleydi. Bunda da şunu, yani herhalde şundan olduğunu kaynaklanıyorum. Para kazanmaya ihtiyacınız varsa eğer ve istediğiniz hayatı yaşamak, yani kafanızda hayal ettiğiniz hayatı yaşamak istiyorsan, dolayısıyla daha fazla çalışıp ve bunu kendim üretmem gereken işlerde hep çalıştım. Bu yüzden de diyorum ya, risk almayı seviyorum ben. O yüzden de çünkü bu belki beni bir şekilde tetikliyor, bir şeylere yönlendiriyor. Şimdi sen konuşurken Esra, aklıma şu geldi. Dün kuafördeyken genç bir kuaför ve işte şu anda birçok tabii halihazırda olan zorluklardan dolayı hareket edemediğini söyledi. Ve hep neden hareket edemediğine dair de maddeleri sıraladı. Çünkü şundan, çünkü bundan, dönem doğru değil, şunlar böyle, zorluklar böyle diye bunları sıraladı. Şu anda o geldi aklıma. Şimdi eminim ki bizi izleyen böyle çok genç insan var, yetişkin insan var şu anki durumda. Sen ne söylemek istersin mesela? Çok düşünmeyin, harekete geçin demek isterim. Tabii ki bir şeyleri kafada plan yapmak güzeldir. Bunun bir istişaresini kendiniz, beyninizle ve kalbinizle yapacaksınız. Hani bunlardan yana bir sıkıntı yok ama harekete geçmeleri lazım. Denesinler, yani hani başarılı olmak da, başarısız olmak da sonuçta bu işi denemekten geçer. Ne iş olursa olsun hayatınızda. Gayrimenkul sektörüne ilk geçerken abimin şunu dediğini hiç unutmuyorum. Ya öyle saçma iş mi olur, manasız iş mi olur demişti bana. Sonra ben dedim ki, ama abi dedim, bazen bir satış yapıyorsun ve bir yıllık maaşını kazanabiliyorsun dediğimde, ya tamam da o iş o kadar kolay değil demişti. Ben danışmanlığa geçtiğim ilk yılda, yani ilk ayda, yıl demeyeyim, ilk birinci ayımda 2 tane daire satışı gerçekleştirmiştim. Ve bu şans değildi. Bu aslında işin matematiğiydi. Önemli olan benim onu yapabilmek için harekete geçmem gerekiyordu. Hı hı. Esra, böyle dedin ya, bu aslında işin matematiği dedin. Evet. Şimdi insanlar o senin hani meydan okuyan ve konfor alanından çıkan bir kadın görüyorlar şu anda. Hı hı. İşin matematiği buydu, hadi eyleme geçin dedin. Evet. O noktayı sence aştıran, oradan adım attıran şey ne? Ben de mi? Benim hayatımda mı ne? Sen ne görüyorsun? Hem kendi hayatın ya da böyle baktığın zaman yani. Çok istemek lazım. Gerçekten çok istemek lazım. Bir de ben mutlu bir insanım. Yani benim hayat felsefem mutlu yaşamak. Bu tabii ki Alice Harikalar Diyarı'ndayım demek değil ama hayatınızdaki şeyleri kabullenmek ve sevmek çok önemli diye düşünüyorum. Ve buna göre de adımlarımızı oluşturabiliriz. Hayatımızı harekete geçirebiliriz. Ben çok istedim. Yani şu an yaşadığım hayata sahip olmayı çok istedim. Yani işimi çok sevdim. İşimdeki müşterilerimi her zaman çok sevdim. İşimle alakalı kendimi geliştirmeyi çok sevdim. Yatırım yapmayı çok sevdim. Bunları hep severek yaptım. Hani hayatımda hiçbir zaman yatağımdan kalkıp bugün işe gidiyorum olmadım mesela. Çok istemek ve sevmek gerekiyor. Sanki böyle işin matematiğini sevmek üzerine kurmuş, sevdiği şeyi yapan bir Esra var. Evet. Peki şunu merak ediyorum Esra. O istediğin şeyi nasıl buldun? Ben çünkü seanslarımda da karşılaşıyorum açıkçası ve nereye yöneleceğini, neyi istediğini bilemiyor insanlar ve tabii ki biz hani onun üstüne çalışıyoruz. Ama onu merak ediyorum. Çok istekli ve çok arzuyla dile getirdim. O istediğin şeyi nasıl buldun? Nasıl buldum? Tabii ki bunu süreç içerisinde hani deneyerek, yanılarak buldum. Ama farklı sektör, yani iş hayatına bunu eğer ilişkilendireceksek, tabii ki farklı sektörlerde çalıştım. Eğitim sektöründe de çalıştım. Yabancı dil okulunda rehber öğretmenliği yaptım ve eğitim sattım. Ama o öğrenci veli ilişkisi bir süre sonra beni sıktı. Yani sonra dergi sektörüne geçtim. Masa başı bir işim vardı. Evet, masa başında olmak da beni bir süre sonra sıktı. Kendimi keşfettim. Yani ben daha insan insanıyım. Yani daha dışarıda olmalıyım. İnsanlarla iletişim halinde olmalıyım. Zaten gayrimenkul, hani konut, lüks konut, o mimari görsellik, bunlar benim ilgi alanımda olduğu için bunların hepsi zamanla birbiriyle bütünleşti ve bu işi gerçekten sevdiğimi ve severek yaptığımı fark ettim. Herkes hayatında bir şeyleri, yani sevdiği şeyleri yapmalı. Tatile gideceği zaman bile sevdiği bir tatile gitmeli. Yani yaz tatili seviyorsa yaz tatiline gitsin. Kış tatilini seviyorsa kış tatiline gitsin. Yeter ki severek yapsın. Çalışırken de öyle. İnsanlar sevdiği işi yapmalı. O yüzden başarı kaçınılmaz oluyor bunun sonunda. Anlıyorum. Yani aslında matematikte yine başarı eşittir sevdiğin şeyi yapmak. Bunu aslında hep duyuyoruz. Hep de farkındayız, değil mi? Hep sevdiğin şeyi yap, başarılı olursun ve istediğin sonuçlarda gelir gibi anlıyorum. Ve sen de oraya nokta atışı yapmış oldun. Evet. O, yani yaptığın başarılar, elde ettiklerinden dolayı gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ayrıca konuğum olarak Mavi Kadın'da, tam bir Mavi Kadın olarak Kelebek Etkisi'nde bizimle bunları paylaştığın için teşekkür ediyorum. Davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Benim için de öyleydi. Teşekkürler. Bugün Mavi Kadın'da konuğum Esra Taşkapılı ile onun başarı hikayesini dinledik ve nasıl bir etki yarattığını gördük. Yeni bir programda, yeni bir konukla, yeni bir başarı hikayesinde buluşmak üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki konuğumla beraber sizi bekliyoruz.